Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Sizi daha önce de tabii çekimlerinizi yapmıştık. Biz iki şubenizde. Şimdi güzel profesyonel bir hizmet var. Yolcu iletişimin hedefleri var. Genel hatlar alacağız ama çok kısa sizi bir tanıtalım. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize Hüseyin Yolcu kimdir? Sektöre nasıl başladınız? 2005 yılında Maltepe'de başladık bu sektöre. Şimdi 2018 yılında iki şubemizde Maltepe ve Cevizli'de hizmet vermekteyiz. Kartal değil mi orası? Kartal, evet. Cevizli, Maltepe'de Kartal. İki şube. Peki. Evet. Şimdi nereden başladı bu hikaye? Sizin yani bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Ya ilgim var zaten cep telefonuyla alakalı. Askere gitmeden önce ufak tefek yapıyorduk. Askerden gelince de nasip oldu. Allah nasip etti. Evet. Bir yerden başladık. Ondan sonra da müşterilerimiz bizi sevdi. Biz müşterilerimize güven verdik. İşlerinizi çözdük. Yani o şekilde iyi bir konuma taşıdınız. Evet. Peki. Elimizden geleni yaptık. Şimdi öncelikle yerler ne var hizmet olarak onu bir öğrenelim. Satış anlamında neler var? Yes. Teknik bölümde neler var? Teknik olarak şu an Türkiye'nin her tarafından hizmet almaktayız. Yani herkesin cep telefonlarını tamir etmekteyiz. Yapılamayan cihazlar, özellikle hani piyasada yapılamayan cihazları bize gönderiyor arkadaşlarımız. Evet. Çok basit ve çok hızlı çözüm alıyorlar, çok şaşırıyorlar. Evet. Çünkü teknik serviste maalesef çok fazla ustamız yok. Piyasada herkes kendini usta diyor ama maalesef bizi gördükten sonra diğerlerini ekibiniz var. Unutuyorlar yani. Uzman kadromuz var yani. Gayet. Onun için de moscep.com diye bir site yaptık. Site merak edenler oradan bakabilir. Yapılamayan cihaz yoktur, yapamayan usta vardır yani. Gayet güzel. İyi bir slogan bulmuşsunuz. Evet. Peki her telefona müdahale edebiliyor muyuz? Kesinlikle. Yani zaten Moscep'in açılımı da marka odaklı servis anlamına geliyor. Evet. Bütün markalara özel uzman kadrodaki arkadaşlarımız bakıyor. Aklına gelebilecek, yani teknikle alakalı aklınıza gelebilecek her işlem yarım saat 45 dakikada hallolabilir. Hızlı bir şekilde. Evet. Parça destekleri alıyorsunuz, paydaş noktalarınız var anladığım tabii, kadarıyla tabii, kesinlikle. Bu konuda. Aynen. Peki telefon dışında böyle tablettir, bilgisayar hepsi, var mı hepsi. Böyle şeyler? Yani elektronikle alakalı her şeyi burada çözüm bulabiliyor. Müdahale bulabiliyor. Peki evet. Satışta neler var? Şöyle mağazanın vitrinini sıfır, güçlü. Sıfır, ikinci el, aksesuar, orijinal malzeme. Yani elektronikle alakalı her şeyi bizim firmalarımızda bulabilirler. Sizin sektörünüz şimdi önü açık. Yani iletişim sektörü teknolojiyle birlikte karışınca ortaya güzel sonuçlar çıkıyor ama bunun çok güzel fuar ve katılım anlamında çeşitli yerlerde etkinlikler de yapılıyor. Kendinizi nasıl güncel tutuyorsunuz? Takip ediyoruz. Gündemde kalmaya çalışıyoruz. Yani evet. Sürekli yeniliklerle meşgul oluyoruz, oyalanıyoruz. Takip etmek zorundayız zaten. Yani, değil mi? Hani bir gün geride olsak olmuyor. Peki burada sizin fatura tahsilat işleminiz var mı? Tabii fatura tahsil ediyoruz. Neler yapıyoruz burada? Hepsini. Elektrik, su, doğalgaz, kredi aklımıza kartı gelecek. Ödemeleri, SSK, Bağkur'a kadar. Gayet güzel. Bütün işlemleri yapabiliyoruz. Şimdi genç girişimci birisiniz. Sürekli yeniliklere açıksınız ama sektörle ilgili mutlaka bir hedef, beklentiniz vardır. Neyi planlıyorsunuz? Evet. Ya şimdi şirkete bir de rentekar işine başladık. Şu an 20 tane aracımız var. Onunla da kiralık araç bu bölgede mi şu anda? Bu bölgede değil. İstanbul'un her bölgesine verebiliyoruz. Aylık, yıllık. Şirketlere özellikle. Evet, kurumsal daha kurumsal, çok çalışıyoruz. Aynen, kurumsal firmalara kiraya da veriyoruz. O işe de el onu da buradan bakalım. Söylemiş olalım. O firmanızın adı ne? Yolcu Rentekar. Aynen. Yolcunun Rentekar. Evet. Gayet güzel. Telefonla ilgili, şubeleşmeyle ilgili var mı kafanızda bir şeyler? Var tabii ki. Allah izin verirse. Devam edeceğiz. Yani büyümeye devam edeceğiz. İnşallah diyelim. İyi noktalara taşıyacağız. Tabii 10-12 tane şube düşünüyoruz şimdilik. Evet. Peki online anlamında veya işte sizin sitelerinizden size insanlar ulaştığı zaman tabii nasıl bir yolu izliyorsunuz? Yani şimdi zaten bizim sistemimiz çok basit. Oradan markasını, modelini seçiyor cep telefonunun. Bize düşüyor WhatsApp'tan ya da mail olarak. Biz hemen online yarım saat içerisinde müşterimize dönüyoruz, hizmetimizi veriyoruz ya da hizmetlerini alıyorlar. Evet. Şurada şöyle bir problem oluyor. Biz size nasıl güveneceğiz diyorlar. Firmamıza çağırıyoruz ya da biz gidip almayı teklif ediyoruz. Evet. Ya da bize internetten bakın diyoruz, araştırın diyoruz. Ona göre. Güven önemli. Ya yorumlara bakıyorlar, arıyorlar, soruyorlar işte ne zaman kurulmuş, kuruluş yılına falan bakıyorlar. Ondan sonra zaten gönül rahatlığıyla geliyorlar. Zaten evet. Bir dahaki sefer öyle bir şey sormuyor biliyor. Direkt arıyorlar beni. Direkt arıyorlar. Abi gönderiyorum, tamam hallediyoruz bunu. Gayet güzel. Peki bu güzel, keyifli sohbetin sonunda bir teşekkür alalım. Sizi destekleyen, tercih eden bütün müşterilerinize son tabii sözleriniz. Ya ben herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yani onların yeterince memnun etmeye çalışıyoruz. Evet. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Biraz bizden, biraz onlardan.
ortada buluşuyoruz her zaman. Yani piyasadan çok çok daha iyi fiyatlara, iyi işler yaptığımıza inanıyorum ki bunu biz söylemiyoruz. Müşterilerimiz kendileri söylüyor. Allah güzel. Hepsinden Allah razı olsun diye. Ben size, kardeşleriniz var burada, çalışanlarınızla birlikte bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür. İlerleyen zamanda yeni bir hizmetinizde, yeni bir çalışmada tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Sağ olun. Nasip diyelim. Çok sağ olun.